Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte bağışıklık sistemi üzerine konuşacağız. Bağışıklık sisteminde ÖSYM dolaşımla birlikte değerlendiriyor bu üniteyi. Ve birazcık anlaması kompleks bir sistem. Daha önceki yıllarda sormuş olduğu sorularda işte antijene karşı verilen tepkiyi sordu. Grafik üzerinden sordu. Bununla alakalı örnek sorular konuşacağım zaten ama eğer ki dolaşımla alakalı bir soru soruyorsa bağışıklık genelde sormuyor. Ama bağışıklıktan soruyorsa dolaşımdan sormuyor. Bu yüzden gelme potansiyeli yüksek olan konulardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Konunun sonunda bir tane tablom var. Ben tek sayfa üzerinden bütün bağışıklığı özetledim değerli dostlar. Kitabınızda zaten bulunmakta. Hadi gelin bakalım başlayalım dersimize. Şimdi insanda patojen özelliğe sahip mikroorganizmalara, anormal hücre ve yabancı maddelere karşı korunma ve savunma yeteneğine bağışıklık denmekte. Bağışıklığı oluşturan organların tümüne ise bağışıklık sistemi denmekte. Savunmayı sağlayan bağışıklık hücreleri akyuvarlar, makrofajlar, plazma hücreleri diye adlandırılıyor. Bağışıklık hücrelerini üreten organlar ise dalak var, timüs bezi var, karaciğer olmazsa olmaz zaten, kemik iliği var ve lenf düğümleri bulunmakta. Vücuda girdiğinde antikor oluşumuna neden olan her türlü yabancı maddelere antijen deniyor. Ben antijene karşı ne oluşturacağım? Antikor üretmiş olacağım. Örneğin bakterilere, virüslere, mantarlara ait moleküller birer antijendir. Yani zararlı maddelerdir. Antijenlerin çoğu protein, nükleik asit de proteinlerle birleşmiş polisakkaritlerdir. Bakın bu önemli. Neden? Antijenlerin yapısını sorabilir size. Bu yüzden önemli değerli dostlar, bilginiz olsun. Antijen vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi uyarılır ve özgül savunma proteini olan antikorlar üretiliyor. Yani antijene karşı antikor üretiyoruz. Bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen antikorlar antijenlere özgüdür. Yani ben her antijene karşı aynı antikoru ne yapmıyorum? Üretmiyorum. Her antikor kendi yapısına uyan antijenle birleşerekten onu etkisiz hale getirir. Buna antijen-antikor tepkisi denmekte. Hani enzim substrat ne yapıyordu? Enzim ve substrat ne yapıyordu? Anahtar kilit uyumu yapıyordu ya. Bunlar da aynı şekilde antijene karşı antikor. Antijen-antikor tepkilerinin özgünlüğü, yani özgünlüğünden bahsediyor. Türler arasındaki akrabalık derecelerinin belirlenmesinde kullanılmakta. Sınıflandırma kısmında konuşmuştuk bunu. Şu antijenim, bu da antikorum abi. Antijen ve antikor ne yapıyor? Birbirine anahtar kilit ilişkisi gibi uyum sağlıyor diyebiliriz değerli dostlar. Biz bağışıklık kısmını 3 şekilde inceleyeceğiz. 1. Bağışıklık çeşitleri. 2. Bağışıklığın kazanılması. Bağışıklık sistemi, hastalıkları şeklinde adlandırmış olacağız. Gelelim bağışıklık çeşitlerine. Vücudumuza girmeye çalışan mikroorganizmalar bağışıklık sisteminin savunma mekanizmalarıyla karşılaşıyor. Savunma mekanizmasını oluşturan çeşitli savunma hatları bulunmakta. Bu savunma hatları önemli. Buradan soru gönderiyor. Zaten adamın soru göndereceği yer burası arkadaşlar. Başka yer yok yani. Bu savunma hatlarının ilk ikisi özgül değildir. Yani bütün zararlara karşı aynı tepki üretiyoruz. Bakmıyoruz. Ahmet mi gelmiş, Mehmet mi gelmiş, Ayşe mi gelmiş, Fatma mı gelmiş, bakmıyoruz arkadaşlar. Vücudumuza zarar verecek olan tüm etkenlere karşı ayrım gözetmeden ne yapacaktır? Savunma yapılacaktır. Savunmanın 3. hattında ise vücudumuza giren mikroorganizmalar tanınmakta ve bu mikroorganizmalara özgü savunma yapılmakta. Savunma mekanizmalarına göre bağışıklık, özgül olmayan bağışıklık ve özgül bağışıklık diye iki grupta inceleniyor. Özgül olmayan bağışıklık, yani sana bana göre bir özgürlüğü yok. Herkes de aynı. Deri, solunum yolları, gözyaşı, mide asidi enzimleri, tükürük, iltihaplanma, yüksek ateş, fagositoz, doğal katil hücreler önemli. Birazdan bahsedeceğim. İnterferon önemli. Birazdan bahsedeceğim. Özgül bağışıklıkta ise humoral bağışıklık ve hücresel bağışıklık diye iki şekilde inceleniyor. Biz neye bakalım ilk başlangıçta? Özgül olmayan bağışıklık. Yani doğal bağışıklığa bakalım. Şimdi özgül olmayan bağışıklıkta kendi arasında ayrılacak ikiye. Birinci hattı ve ikinci hattı şeklinde. Üçüncü hattı ise şu şekilde, yani şu birinci hattı, tamam mı? Şu ikinci hattı abi, bu da üçüncü hattı gibi düşün, tamam mı? Savunmanın birinci hattı, ikinci hattı, üçüncü hattı. Birinci hattını geçiyorsam ikinci hattına geçiyorum. Yani buradan geçebilen vatandaş da ikiye geliyor. İkiyi geçiyorsa üçe geliyor, tamam mı? Üç aşamalı bir sistem mevcut. Kişinin doğal yapısıyla mikroorganizmaların vücuda girmesinin ve üremesinin önlenmesidir. Savunmanın ilk iki hattını oluşturuyor. Savunmanın birinci hattında deri var. Solunum yolları var, gözyaşı var, mide asidi ve enzimleri var, tükürük var. İkinci hattında iltihaplanma, yüksek ateş, fagositoz var, doğal katil hücreler ve interferonlar bulunmakta. Hepsini ne yapacağım? Teker teker konuşacağım şimdi. Savunmanın birinci hattı. Bu hattı oluşturan koruyucu mekanizmada bulunan mide asidi, tükürük, ter, gözyaşı gibi salgılar mikroorganizmaları yok edici özellikle. Antijenlerin yapısına ve türüne bağlı olmadan, dikkat, bağlı olmadan yapılan bu savunmada hastalık etkenlerinin vücuda girişi ağız, burun olabilir, mide, deri, gözyaşı gibi etkenlerle ne yapacaktır? Engellenmiş olacaktır. Bakalım deriye bir. Deride bulunan ter ve yağ bezlerinin salgıları pH'yi düşürerekten mikroorganizmanın yerleşmesini ve övmesini engelliyor. Yani bu tabii ki de çok minimum düzeyde arkadaşlar. Minimum düzeyde. Birinci hattayız şu anda çünkü. Solunum yolu. Havadan solunum yoluyla mikroorganizmalar burun kılları ve soluk borusundaki hücrelerin oluşturduğu mukusta sarılaraktan dışarı atılacaktır. Bu da birinci yolunda. Bu yüzden burundan nefes almak daha mantıklı diyebiliriz. Gözyaşı. Gözyaşında bulunan lizozim denilen bir enzim var. Çevreden göze gelen mikroorganizmaları ne yapıyor? Parçalıyor. Mide asidi ve enzimler, midedeki hidroklorik asit ve enzimler besinlerle vücuda gerekten mikroorganizmaları ne yapacaktır? Yok edecektir. Tükürük, hala birinci hattayım. Gözyaşında olduğu gibi tükürükte bulunan lizozim. O zaman lizozim enzimi hem tükürükte bulunuyor hem de gözyaşında bulunabiliyor. Ağız yoluyla giren mikroorganizmaları öldürücü özelliktir diyebiliriz. Şimdi diyelim ki vatandaşlar burayı geçti. Geçtikten sonra nereye gelecek abi? Savunmanın ikinci hattına gelmiş olacak. Savunmanın ikinci hattında özelleşmiş vatandaşlar. Bunu ÖSYM'ine sorarsa eğer ki buradan soracağı yerlerden bir tanesi. Savunmanın birinci hattına geçen mikroorganizmalar ikinci koruyucu mekanizmayla karşılaşıyor. Vücut sıcaklığının yükselmesi, fagositoz yapan hücreler, doğal katil hücreler, iltihaplanma yani yangısal tepki ve interferon adı verilen antimikrobiyal proteinler bu hatta etkili. Şimdi fagositoz ne abi? Fagositozu biz nerede konuşmuştuk? Birinci kitabımızda hücre zarından madde geçişlerinde konuşmuştuk. Onun nesi bir benzeri. Hastalık yapan organizmalar fiziksel engellere rağmen vücuda bir şekilde girebiliyor. Bu durumda bazı ak yuvarlar dikkat savunmada görevliydi hatırlıyorsan ve makrofajlar bu patojenleri fagositozla hücre içerisine alıp parçalayacaktır. Fagositozu çekecek, hücre içerisine alacak, parçalayacak. Fagositoz yapan ak yuvar hücrelerinden bazıları kanda ve doku arasında dolaşabildiği gibi bazıları da organlarda ve dokularda sürekli olaraktan kalıyor. Karaciğerde, dalakta, lenf düğümlerinde, akciğerde ve sinir sisteminde fagositoz yapan hücreler bulunabiliyor. Bakın şöyle bir yapı sergiliyor. İlk başlangıçta bağlanma ve hücre içerisinde alıyor. Sonrasında fagositik kofulu oluşuyor. Kofulu oluşumu söz konusu. Sonrasında lizozom geliyor. Cancağızım diyor şunları bir parçala bakalım diyor lizozoma. Koful diyor ki lizozoma parçala bunları diyor. Geliyor birleşiyor. Sonrasında sindirim reaksiyonu gerçekleşiyor. En son ise atıkları ne yapıyoruz biz? Egzositozla atıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Endositozla aldık. Egzositozla attık. Tamam, olay bu. Doğal katil hücreler. Yani adam neyi soracak? Bunu soracak arkadaşlar. Veyahut da bunu soracak değerli dostlar. Bakın bu ikisini sorma ihtimali yüksek ikinci yolaktan. Doğal katil hücreler. Fagositoz yapmayan, bak önemli, adam öncüllerin arasına koyar. Fagositoz yapabilir der. Bu adamların fagositoz yapma özelliği yok. Bu hücreler salgıladıkları perforin adı verilen bir protein ile virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri parçalayaraktan yok ediyor. O zaman bu vatandaş perforin adlı bir protein salgılıyor ve neyi yok ediyor arkadaşlar? Virüsleri yok edici görevi bulunmakta. Ayrıca doğal katil hücreler hedef hücre zarında gözenek oluşturaraktan hedef hücrenin DNA'sını yok edebilir. DNA'sını da yok edebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Bu sebeple doku ve organ reddinden sorumlu olan başlıca hücrelerdir. Adamlar fagositoz yapma özelliğine sahip değil. Perforin adı verilen maddeyi üretiyor ve virüsleri parçalıyor. Aynı zamanda DNA'sını da yok edebiliyor. Interferon. Interferon denilince aklına virüslere karşı üretilen madde gelecek. Doğal korunma yollarından biri de bazı hücrelerin interferon denilen antimikrobiyel mikropların anasını ağlatan anlamına gelmekte. Salgılamasıdır. Virüste enfekte olmuş hücreler tarafından üretilen interferon sağlıklı hücre virüslerin çoğalmasını önleyen enzimler üretmeleri için uyarmakta. Kendisi yapmıyor bunu. Baba diyor bak virüs geldi diyor, çoğal diyor. Uyarma işlevi görüyor. Tamam. Böylece grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda virüslerin hücreden hücreye yayılması önlenir. Ayrıca interferon fagositoz yapan savunma hücrenin uyarılmasını önlemekte. Yani fagositoz yapan hücreleri de uyarıyor. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Adamın uyarıcı bir etkisi var. Daha çok virüslerde önemli rol oynuyor. Kompleman sistem adı verilen yaklaşık 2 yılda 3 yıldan beri müfredatımızda olan bir kısım daha var. Onu da anlatayım hemen size burada. Kan plazmasında inaktif halde bulunan çok çeşitli proteinlerden oluşmuş tamamlayıcı sistemdir. Kompleman sistem bir tane böyle hani şey yapıyor, çorba yapıyorsun, tamam mı? Çorbaya ama bir sürü sebze koyuyorsun abi, tamam mı? Bunun gibi düşün. Çorbaya bir sürü sebze ekliyorsan karışık, karmakarışık sistem. Oradan da buradan da adam var burada yani. Yabancı mikroorganizmayla karşılaşıldığında aktif olaraktan yangısal tepki oluşumunda, alerjide ve kazanılmış bağışıklıkta görev alıyor. Kompleman sistem proteininin bir kısmı antijen-antikor kompleksi oluşturaraktan fagositoz yapan hücrelerin işlevlerini kolaylaştırıyor. Yani kompleman sistem fagositoz yapan hücrelerin işlevlerini kolaylaştırmada etkili. Bazı kompleman sistem proteinleri doğrudan mikroorganizma zarlarını parçalarken bazıları da saldırgan mikroorganizmanın yüzeyini değiştirerekten birbirine yapışmasını önleme görevi gidiyor. O zaman direkt olaraktan saldırma görevi de var mı? Var arkadaşlar. Fagositoz yapan hücrelere de yardım ediyor mu? Ediyor. Olay bu. Kompleman sistem tamamlayıcı sistem diye adlandırılıyor. Çorba örneğini hatırlar zaman. İltihaplanma veyahut da yangısal tepki. Hala ikincideyim arkadaşlar. Savunmanın ikinci hattındayım. Zarar gören ya da mikroorganizmalarla enfekte olan dokularda ortaya çıkan bir durum. Yaralanan dokuda bulunan hücreler tarafından salgılanan histamin, bak histamin, damar geçirgenliğini arttırıcı etki yapar her zaman. Histamin proteini protein yapılı olduğunu unutma. Kılcal damarların geçirgenliğini arttıraraktan yaralı dokuya kan akışının hızlanmasını ve kılcallardan doku sıvısına madde geçişinin artmasını sağlıyor. Nereden nereye? Kılcallardan doku sıvısına madde geçişinin artmasını sağlıyor. Bu gerçekleşirse ne meydana geliyordu mesela, hani hiç iltihaplanma olduğunu düşünme. Kılcallardan doku sıvısına madde geçişi artarsa ne olacaktı? Biliyorsun değil mi? Anlatmıştım bak, biliyorsun. Ne? Ödem. Doğru. Bunun sonucunda kızartı ve ödem oluşur. Yaralanan dokuya geçen ak yuvarlar fagositozla mikroorganizmaları ne yapacaktı? Yok edecekti. Doku sıvısına geçen fibrinojen ve pıhtılaşmadan oynayan diğer proteinler pıhtı oluşturaraktan mikroorganizmaların sağlıklı dokulara yayılmasını engeller. Fagositoz yapan hücreler kompleman sistemle işbirliği içerisinde. Biraz önce bahsetmiştim zaten. Gel bakalım abi. Şimdi şu cilt yüzeyimiz, bu da bir iğne. İğnenin girdiğini düşün. Bakteriler ne yaptı? Toplaştı buraya. Kimyasal bir sinyal gönderildi ve kan damarları burada. Doku yaralanması, histamin gibi kimyasal sinyallerin salınımı. Histamin ne yapacak? Damar geçirgenliğini arttıracak mı? Arttıracak. Kılcaldan doku sıvısına ne geçti? Madde geçiyor. Şişme meydana geldi. Fagosit de hemen bölgeye hareket etti mi? Etti. Daha sonrasında kan damarlarının genişlemesiyle birlikte fagositoz yapan hücrelerin bölgeye geçişi söz konusu oldu. Cepte. Fagositler yani makrofajlar bakteri ve hücre kalıntılarını tüketiyor ve doku ne yapıyor? İyileşmiş oluyor. O zaman ne olacaktır burada? Bizim burada ilk başlangıçta histamin salgılanacak. Sonrasında fagositoz yapan hücreler ne yapacaktır? Buraya gelmiş olacaktır. Yine kompleman sistem de burada çalışıyor. Vücut sıcaklığı hipotalamus tarafından düzenlenir. Anlatmıştık sinir sisteminde. Vücudun verdiği bir diğer yangısal tepkide vücut sıcaklığının normalin üstüne çıkması. Bakteriyel ve viral toksinler akyuvar hücrelerine ve özel kimyasal madde salgılanmalarını uyarıyor. Bu kimyasal maddeler hipotalamus uyararaktan vücut sıcaklığını yükseltiyor. Yükseltti. Yüksek ateş kesinlikle tehlikelidir ancak hafif ya da orta derecede ateş bakteriyel enfeksiyonlardan kurtulmaya yardımcı olabiliyor. Yani benim 36,5 vücut santigrat derece sıcaklığım bulunmakta. Bu 38'e çıktığı zaman sıkıntı yok. Demek ki benim vücut savaşıyor anlamına geliyor. Ama bu 42'ye çıkarsa o zaman havale gerçekleşir ve birçok enzimatik reaksiyon gerçekleştiği için enzimlerin yapısı yavaş yavaş bozulmaya başlar. Havale gerçekleştirilir. Bu da sıkıntılı tabii ki. Geldik şuna. Özgül yani kazanılmış bağışıklık. Neye özgü? Kişiye özgü. Neye özgü? Kişiye özgü. Unutmuyorsun. Önemli. Bakalım. Burada kim görev yapacak peki? Elbette ki B lenfositler ve T lenfositler. ÖSYM'nin sorabileceği yerler bellidir arkadaşlar. Adamlar size bu savunmanın ikinci hattından soru sorabilir. İşte bu interferonlardan bahsettim. Yani şurada bahsettim bakın. interferondan bahsettim. Bir de doğal katil hücrelerden buradan sorabilir. İşte komplement sistemden sorabilir. Veyahut da buradan soru sorabilir. En fazla sorduğu yer burası. B ve T lenfositleri tarafından oluşturulan bağışıklıklar kazanılmış bağışıklık denmekte. Cepte. Bazı hastalık yapıcı organizmaların geliştirdiği adaptasyonda ikinci savunma hattı olan fagositoz yapan hücreleri atlamalarını sağlar. Yani birinciye atladı, ikinciye atladı, üçüncüye geldi. Şu an üçüncüdeyim abi. B ve T lenfositleri doğal bağışıklığı geçen bu durumdaki mikroorganizmalarla ve toksinlerle savaşmak üzere bunlara özgü proteinler. Bakın bunlara özgü, yani kişiye özgü proteinler sentezleyerek onları yok etmeye çalışıyor. Böylece kazanılmış bağışıklık vücudun 3. savunma hattını oluşturuyor. Şimdi ise bu cancağızlığıma ne yapalım bakalım. Kemik iliğinde olgunlaşan B lenfositleri, bakın kemik iliğinde olgunlaşıyor B lenfositleri, timüs bezinde, adı üstünde timüs bezinde olgunlaşan T lenfositleri lenf düğümlerine, dalağa, bademcik gibi lenf dokularına yerleşebiliyor. Yani koruyucu etki yapan yerlere yerleşiyor. Bu lenfositlerin ortak hedefi zararlı maddeyi ve organizmayı yok etmek olsa da bunu farklı şekilde yapıyor. Yani ortak bir hedefimiz var mı kardeşim? Bizim var. Zararlı organizmayı yok edeceğiz. Ama biz farklı adamlarız. Yani birimiz timüs bezinde, birimiz ise kemik iliğinde olgunlaşıyor. Gelelim şuna. Humoral bağışıklık. Humoral bağışıklık deyince ne aklımıza gelecek? Humoral, yani sıvısal bağışıklıkta B lenfositler gelecek aklımıza. B lenfosit, tamam mı? Humoral veyahut da sıvısal bağışıklık. Her toksin ya da organizma kendine özgür protein ya da polisakkarit yapıda bileşik taşıyor. Vücuda yabancı bu maddelere antijen deniliyor. Bahsetmiştik daha önce. B lenfositleri antijenlere karşı antikor adı verilen özel proteinler üretiyor. Yani antijene karşı antikor üretiyor. Ve bunları nereye verecek? Plazmaya verecek. Bu yüzden de bu olaya humoral bağışıklık denmekte. B lenfositler antijene özgü antikor üretiyor. Üretilen antikorlar antijenle bağlanıyor ve antijeni etkisiz hale getiriyor. Tamam, o zaman B lenfositleri antijene karşı antikor üretiyormuş. Tamam, cepte. Antikorların antijenle etkisiz hale getirdiği bu tepkimeye birinci yanıt denmekte. B lenfositlerin bazıları ise kanda kalaraktan önemli hafıza hücresine dönüşüyor. Neye? Hafıza hücresine. Yani bellek hücresi. Tamam, bellek ve hatta hafıza hücresine dönüşüyor. B lenfositlerinin hafıza hücresine dönüştüğünü bileceksin. Önemli. Vücut aynı hastalık etkinliğine, mesela ben gittim bir tane A hastalığını kaptım. Daha sonrasında kısa bir süre geçti. Tekrardan bir de A hastalığını kaptım. Bu sefer de ikinci yanıt oluşturacağım. İlk kaptığımda birinci yanıt oluşturmuştum. İkinci kaptığımda ikinci yanıt oluşturuyor. Vücut aynı hastalık etkine tekrar karşılaşırsa işte buradaki hafıza hücresi bunu diyor ki lan diyor biz diyor daha önce karşılaşmıştık diyor ya diyor sen beni nasıl hatırlamazsın deyip tekrardan ne yapıyor? Antikor üretiyor ama daha hızlı bir şekilde üretiyor. Daha hızlı ve daha güçlü bir bağışıklık tepkimesi oluşturuyor. Buna ikinci yanıt denmekte. İkinci yanıt bazı bulaşıcı hastalıkları bir kez geçirdikten sonra bireyin tekrar hasta olmamasını sağlamakta. Örneğin kızamık geçirmiş bir birey tekrar kızamığa neden olan antijenle karşılaştığında hafıza hücresi diyor ki tekrardan ben seninle karşılaşmıştım diyor ve ikinci yanıt oluşturaraktan bireyin hastalanmasını engelliyor. Bu yüzden sürekli kızamık olmuyorsun veyahut da sürekli kaba kulak olmuyorsun. İkinci yanıtın oluşturduğu süreçte vücut farklı bir antijenle karşılaşırsa o antijene karşı tepki birinci yanıt şeklinde. Yani A vatandaşıyla A antijeniyle ben karşılaştım. Birinci tepkimeyi gerçekleştirdim. A ile karşılaştığım zaman ikinci tepkimeyi gerçekleştirdim. Ama B ile karşılaşırsam tekrardan neye döneceğim? Birinci yanıta dönmüş olacağım. Çünkü bunu daha önce görmemiştim bundan dolayı. Şimdi burada çok fazla kullandığımız ÖSYM'nin de soru gönderirken genellikle kullandığı bir yer var arkadaşlar. Bu yeri ne yapacağız? Konuşacağız. Antijenle ilk karşılaşma ve kandaki antikor düzeyi ve hafta. Antijenle ilk karşılaştığım zaman ne yaptım? Öncesinde bir antijene karşı ne üretmem lazım? Antikor üretmem lazım. Çünkü ilk defa görmüşüm bu adamı ben. O zaman ne yapacağım ben? 2 hafta geçmiş ben ne yaptım abi? Antijene karşı oluşturulan birinci yanıtım gerçekleştirildi. Antikor ürettim ve hastalıktan ne yaptım? Yırttım. Bitti. Yani hastalık bittikten sonrasında ne oldu? Bu da indi. Daha sonrasında Ben aynı vatandaşla bir daha karşılaşırsam, o zaman dikkat edin bakın, burada bayağı bir süre geçmişti ama ikinci yanıtta, yani aynı etkenle bir daha karşılaştığımda hop diye üretiyorum. Bakın hop diye üretiyorum, tamam, hop diye ürettim. Ürettikten sonrasında birincisinden daha yüksek miktarda üretiyorum ben bu maddeyi. Neden? Daha hızlı üretim gerçekleşir ve daha güçlü üretim gerçekleşir. Güçten kastım daha yüksek miktarda ne yapacağım? Antikor üreteceğim. Yani A antijeni geldi bir keresinde beni hasta etti. A antijeni bir daha geldi. Sen diyorum edersin beni hasta diyorum. Bir yükseltiyorum abi antikoru. A antijeni gidiyor anında. Hiç beni hasta edemeden hakkı rahmetine kavuşuyor. Hafıza hücrelerinin etkisi de oluşan antikorlar ikinci yanıt diye geçiyor. Sonrasında bu muhabbet ne oldu? İşte bu söndü, yani bitti. Ben hasta olmadan hallettim olayı. Sonrasında geliyor bak. Burası A antijeniydi. Burası da A antijeni. Sonrasında diyor ki B antijeni geliyor. B antijenini ben daha önce görmemişim hayatım boyunca. Görmüyorsam o zaman ne yapacağım? Yine birdeki gibi reaksiyon gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Yani başka bir antijenle ilk karşılaşmam yine bundaki gibi olacak mı? Elbette olacak. O zaman ne olacaktır? Tekrardan üretim gerçekleştirmiş olacağım. B antijeni tekrar karşılaşırsam o zaman buna benzer bir etki göstermiş olacağım. Olay bu. Tamam. Geldik hücresel bağışıklığa. Hücresel bağışıklık denilince aklımıza T lenfositler gelecek. T lenfositlerin rol aldığı bağışıklığa hücresel bağışıklık deniliyor. Antikor salınımına eş zamanlı olarak çok sayıda aktif T hücresi lenf sıvısı yoluyla dolaşıma katılıyor. Nereye katılıyormuş? Lenf sıvısı yoluyla dolaşıma katılacakmış. Antikor salınımına eş zamanlı olaraktan. Antikor. Antijen oluşturdum. Antijen vücuda girdi. Ben antikor oluşturdum. Antikor salınımına eş zamanlı olaraktan T hücresi de ne yaptı? Geçiş yaptı olaya. Yani ilk başlangıçta antijen vardı. Buna karşı antikoru oluşturdu. Kim? B lenfositler. Sonrasında tam antikor oluştururken olaya T de dahil olmuş oldu. Yani bak, iki taraftan da ne yapıyorum? Saldırmış oluyorum böylelikle. Antikor oluşumundaki hafıza hücrenin oluşumu gibi olan aktif T hücrelerinin bazıları hafıza T hücresine dönüşür. O zaman hafıza hücresine dönüşme hem B lenfositlerinde hem de T lenfositlerinde ortak mı? Ortak. Unutmuyorsun. Ve tüm vücuttaki lenf dokularına dağılır. O zaman bunun lenfle bir muhabbeti söz konusu. Bak, lenf sıvısı vardı. Lenf dokularına dağılıyor. T lenfositler antijenlerle doğrudan temas edip onları yok edecekti. O zaman T lenfositler B'ye göre daha nedir? Cesur adamlardır. Neden? B lenfositler diyor ki ya diyor antijen üretildiyse, ya antijen girdiyse vücuda diyor, ben diyor antikor üretirim diyor. Antijenle muhatap olmam diyor. T lenfosit diyor ki lan diyor ben diyor onu diyor ağzına ederim diyor kardeşim diyor. O yüzden ne yapıyor? Direkt olarak da antijenle doğrudan temas edebiliyor. Doğrudan temas etme özelliği önemli anahtardır. T lenfositler kanser hücre üzerine ne yapacaktır? Etki etmiş olacaktır diyoruz. Aktif ve pasif bağışıklık üzerine konuşacağız. Sonrasında otoimmün sistemini anlatacağız. Alerji kısmını anlatacağız. Örnek sorularımızı çözeceğiz ve bir de özet bir tane tablo yaptık. O tabloyu da konuşmuş olacağız. Hadi başlayalım o zaman dersimize. Yine önemli olan kısımlardan bir tanesi bu kısım. Vücut yabancı antijenlerle doğrudan karşılaşınca antijenlere karşı tepki veriyor. Antijenlerle karşılaştı, antijenlere karşı antikor üretti. Bir başka deyişle antikorlar ve T hücreleri antijenlere karşı kişinin kendi bağışıklık sistemi tarafından üretiliyor. Bu tip bağışıklanmaya aktif bağışıklık denmekte. Aktif bağışıklama aşılamayla veyahut da mikrobik bir hastalık geçirerekten kazanılıyor. Kişiyi onu hasta etmeyecek ancak kimyasal olarak antijenleri taşıyan ölü mikroorganizmalar verilerekten ne yapılacak? Kişide bağışıklık oluşturması sağlanıyor. Bu işleme aşılama denmekte, yani bağışıklama denmekte. Bu tip aşılama difteri, boğmaca, tifo gibi birçok bakteri kökenli hastalıklardan, su çiçeği, grip gibi virüs kökenli hastalıklardan korunmak için yapılıyor. Koronavirüsten korunmak için yapılabiliyor ama bizim mRNA aşısı bu değil, tamam mı? Onu söylemiş olayım yani. Şimdi bizim Çin aşısı buna aitti yani, tamam mı? Sinovac aşısı buna aitti. Burada mRNA aşısı, BioNTech'in aşısı buna tekabül etmiyor yani. Çünkü o direkt olaraktan mRNA üzerine etkili olan bir aşı. Bunda ise normal antijeni veriyorum, antikor oluşturuyorum. Olay bu. Basit bir yöntem bu. Diğeri birazcık daha kompleks bir yöntem. Daha önceden antijenlerle karşılaşmış ve antikor üretmiş kişilerden veya koyun, at gibi hayvanlardan antikorları alaraktan kişiye verilmesi yine korunma yöntemi olarak adlandırılıyor. Burada ise bu antikor çözeltisine sürümlenmekte. Bu sefer antijen vermiyor. Antijeni başka bir vatandaşa veriyorum. İşte koyun gibi, at gibi bir hayvana veriyorum. Onlar antikor üretiyor. O antikor olup kendi vücuduma ne yapıyorum? Enjekte ediyorum. Koruyuculuğu ne yapacak? Daha düşecek. Neden? Günü geçirmek için kullanılan bir yöntem. Antikoru başkası üretiyor. Ben o antikoru ne yapıyorum? Hazır alıyorum. Bundan dolayı. Antikorla ömürlerini tamamlayıncaya kadar kişi hasta olmaz. Bu şekilde hastalıklara karşı korunma biçimi pasif bağışıklık diye adlandırılıyor. Niye? Antikoru başkası üretiyor baba. Sen ya bir halt yapmıyorsun yani. Tamam, onu bipliyor artık. Bir halt yapmıyorsun sen orada. Yapmadığın için de ne yapacaksın kardeşim? Antikoru hazır almış olacaksın. Örneğin hamile bir kadının ürettiği antikorlardan bazıları plazenta aracılığıyla ya da emzirme sırasında sütle bebeğe ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Bu durum bebeği annenin daha önce geçirmiş olduğu bazı hastalıklara karşı koruyor. Yine bazı canlıların zehirlerine karşı başka bir canlıda antiserumlar geliştirilerekten bu canlının sokması ya da ısırması durumlarında bu antiserumların kullanılması ve başka bir pasif bağışıklık diye bu da adlandırılıyor. Yani İşin özü ne? Burada bir sürü örnek sayalım abi, zibilyon tane. İşin özü şu. Antijeni verdim başka bir canlıya. Buna karşı antikor üretti o canlı. O antikoru aldım, kendi vücuduma enjekte ettiysem ben antikoru kendim üretmediğimden dolayı pasif bağışıklanma oluşuyor. Ama eğer ki ben vücuduma zayıflatılmış oranda bir antijen verirsem ve buna karşı antikor üretirsem o zaman aktif bağışıklanma gerçekleştirilmiş oluyor. Olay bu. Ata hastalık etken antijen veriliyor. Atın kanında bol miktarda antikor oluşuyor ve at kanından elde edilen serum antikor içeriyor. At antijene karşı antikor üretmiş oluyor. Bu antikor içeren serum hastaya veriliyor. Hastalık etkeni insan vücuduna giriyor ve hastalık yapıyor. Serumda bulunan antikor antijeni ne yapacaktır? Etkisiz hale getirilmiş olacaktır. Yani geçici bir çözüm. Tamam mı? Alerjiye geldim. Normalde zararsız olan bir maddenin aşırı yangısal cevaba yol açtığı zaman ortaya çıkan kazanılmış bağışıklık sistemine alerji denmekte. Ne bu? Kazanılmış bağışıklık sistemine alerji denmekte. Alerjen T lenfositlerle karşılaşıyor. Bakın alerjen kimle karşılaşıyormuş? T lenfositlerle. Ve T lenfositleri uyarıyor. Alerjenin bulunduğu bölgede çeşitli bağışıklık hücreleri hızla çoğalıyor ve antikor üretiliyor. Bu hücrenin salgıladığı kimyasallar bulundukları dokuda normal hücre işlevini bozuyor. Bu bozulma sonunda mukus salgısında artma, düz kaslarda kasılma, damarlarda genişleme, kılcal damar geçirgenliğinde artma gibi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Bir alerjen T lenfositleri karşılaştığında T lenfositler B lenfositleri uyarıyor. B lenfositlerin uyarılması sonucunda plazma hücresi çok sayıda antikor üretiyor. Bakın. Ben alerjen değil mi? Şimdi alerjenle doğrudan karşılaşma kim? T. Her zaman doğrudan karşılaşma muhabbetinde T lenfositleri var. T lenfositleri antikoru kimi ürettiriyor? B lenfositini ürettiriyor. Unutmuyorsun, önemli. Zaten biz B lenfositini anlatırken demiştik ki antijene karşı ne üretecekti bu? Antikor üretmiş olacaktı. Dolayısıyla T lenfositleri B'yi çağırıyor? Antikor üretsin diye. B lenfositlerin uyarılması sonucunda antikor üretildi. Antikorlar bağ dokusundaki mast hücrenin histamin salgılanmasına sebebiyet veriyor. Histamin ise yangısal tepkiyi başlatacak ve de kılcal damar geçirgenliğini ne yapacaktır? Arttırmış olacaktır. Bu arada alerjen mesela adamın herhangi bir şekilde normalde herhangi bir şekilde bir şeye karşı alerjisi var diyelim, tamam mı? Mesela bende seborreik dermatit var, egzama var, tamam mı? Ben normalde çok kırmızı yiyecekler yersem eğer ki mesela domates, mesela kırmızı biber, kırmızı olan yiyecekler. Çilek hariç, yani direkt kırmızı değil aslında da çilek mesela o etki etmiyor da domates gibi likopen içeriği yüksek olan şeylerden yersem eğer ki o zaman benim vücudum bir tepkime başlatıyor. Ve yüzüm kızarmaya başlıyor. Bazı derslerde görmüşsünüz yüzüm kıpkırmızıdır. Normalde onun 3 katı falan kızarıyor ama birazcık daha kremlerle söndürmeye çalışıyoruz. Bakın normalde domates normal faydalı bir yiyecek değil mi? ona karşı ne yapıyorum ben kardeşim? Bir tepkime gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla o domatese karşı neyim var bilmiyorum, alerjim var gibi düşünebilirsiniz. Normalde hiç normal bir insanın domatese karşı bir reaksiyon göstermeyeceği yerde ben ne yapıyorum? Reaksiyon göstermiş oluyorum. İşte alerji bu muhabbet. Gelelim şuna, otoimmün hastalıklara. Vücudun belli yerinde antijen tanıma sistemi bozulmuşsa B lenfositler, bakın alerji kısmında T lenfositlerdi. Burada ise B lenfositler bu bölgedeki hücre ve dokular için antikor üretmeye başlıyor. Yanlış yer için üretilen antikorlar o bölgedeki hücre ve dokulara zarar veriyor ve hücre ve dokuların fonksiyonlarını bozuyor. Çölyak hastalığı, MS hastalığı, romatoid artrit, lupus, otoimmün rahatsızlıklara örnek olaraktan verilebiliyor. Romatoid artrit aslında vücudun savunma sistemi kendi eklemlerindeki bağ dokuya karşı antikor üretmeye başlıyor. Bu da çok sakat muhabbetlerden bir tanesi. Otoimmün hastalıklar, tamam mı? Unutmuyorsunuz, önemli. Hangi yerin olduğunu da unutmayalım. Evet. Şimdi ise tek şekil tüm bağışıklık muhabbetimizi gerçekleştirelim. Şunu azıcık daha küçülteyim hemen ben. Daha net görün diye. Tek şekil tüm bağışıklık kısmı bizim bağışıklık sistemi çok fazla karıştığı için kitabınıza koyduğum kısımlardan bir tanesi. Bakalım. İlk başlangıçta yabancı toksinler ve mikroorganizmalar girdi vücuda. İlk doğal, yani özgür olmayan bağışıklık. Ahmet'e, Ayşe'ye, Mehmet'e karşı, Veli'ye karşı, herkese karşı olan bağışıklık bu. O zaman ilk başlangıçta vücut dışı ön savunma, yani fiziksel engeller olacak arkadaşlar. Ve birinci kısmı, yani ilk savunma hattı diye geçecek bu. Deriyle yapabilirim bunu, mukozayla veyahut da salgıyla yapabilirim. Deri tel ve yağ bezi salgılarında görevli. Mukoza ise soluk borusu, siller, lizyozim veyahut da tükürük. Salgılar sindirim, solunum, üreme ve sistem salgı olabiliyor. Eğer ki ilk savunma hattını geçerse ikinci savunma hattına geçecektir. Dolayısıyla doğal, özgür olmayan bağışıklık yine olacaktır burada da. Vücut içi savunma, fagositoz yapan hücreler, doğal katil hücreler, interferonlar, kompleman sistem ve yangısal tepki oluşacaktır burada da. Fagositoz yapan hücreler lizozom tarafından sindirim gerçekleşecek. Burada fagositoz yapan hücrelerde ne yapıyordu? Endositozla alacaktı canlıyı ve ne yapacaktı? Lizozomla koful birleşecekti ve sindirim reaksiyonu gerçekleşecekti. Doğal katil hücreler hasarlı, kanserleşen hücreleri fark edecekti bu. Bunlar fagositoz yapma özelliğine sahip değildi. Unutmuyoruz bunu. İnterferonlar denilince aklıma virüs gelecekti. Virüsle enfekte hücreler salgılıyor. Polipeptit yapılı bunlar ve fagositoz yapan hücreleri aktif etmek için salgılanıyor. Yani fagositoz yapan hücreyi uyarmak için ne yapıyor? Salgılanmış oluyor. Ve virüsle enfekte olan hücreler ne yapacaktı? Bunları salgılayacaktı. Bu özellikle virüslerde etkili. Kompleman sistem, çorba düşünün demiştik size ve çorbayı ben bir sürü sebzeden yapmışım. Domates koymuşum içerisine, havuç koymuşum, onu koymuşum, bunu koymuşum gibi düşünün. Kompleman sistem. İnaktif halde çok çeşitli proteinlerdir. Yangısal tepki, antijen antikor kompleksi, mikroorganizmaya saldırma görevi bulunmakta. Yangısal tepki, yani iltihaplanma, mast hücresi histamin salgılıyordu. Histamin ne yapacaktı? Kılcal damar geçirgenliğini arttırıcı etki yapacaktı. Kılcal damar geçirgenliği artarsa doku sıvısında ne yapacaktı? Çok fazla madde birikecekti. Neye sebebiyet verecekti bu? Ödeme sebebiyet verecekti. Ve daha sonrasında akyuvarlar girecekti bölgeye. Birkaç saat içerisinde patojenler temizlenecek. Hasarlı alana bir duvar örülmüş olacaktı. Kazanılmış bağışıklık ise Ahmet'te, Ayşe'de, Fatma'da aynı olmayan bağışıklıktı, değil mi? Güzel. Ne vardı burada? B lenfositler var ve T lenfositler var. B lenfositler humoral, yani sıvısal bağışıklık diye geçiyor. Kemik iliğinde ne yapacaktı? Üretilecekti. Antijene karşı antikor üretimi söz konusuydu. Bazıları hafıza hücresine dönüşecekti. Diğeri ise T lenfositleri ise hücresel bağışıklıkla etkili. Timüs bezinde olgunlaşması görülecekti. Lenf sıvısıyla ne yapacaktı? Dolaşıma katılacaktı. Antijenle doğrudan temas etme özelliğine sahip. Bazıları hafıza T hücresine dönüşecekti. Bakın hafıza özelliği ikisinde de ortak mıydı? Ortaktı. Olay bu. Bir sayfada aslına bakarsan bütün tekrarını yapmış oluyorsun. Kitabınızda var bu. Sıklıkla bakacağınız bir yer olmuş olsun. Evet. Bu dersimizde de bağışıklık sistemini konuştuk. 22 dakikada halletmişiz. Güzel. Bunu konuştuktan sonrasında bir sonraki dersimde solunum sistemine ve boşaltım sistemine geçiş yapmış olacağım. Uzun bir bölümdü. Dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.